Hepinize merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Dişi üreme sistemini anlatıyorduk arkadaşlar. Dişi üreme sistemi hakkında bilgileri vermiştik. Şimdi verdiğimiz bilgileri bir kere de buradan okumaya devam edelim. Bir de buradan anlatalım. Neyi anlatmıştık? Hepsini çizmiştik. Yumurta kanalı arkadaşlar. Fallopi tüpü. Şimdi fallop tüpü dediğimiz bölge, bak burası. Fallop tüpü dediğimiz bölge burası. Burada ne olacak? Döllenme meydana gelecek. Bak buradaki yumurta, olgunlaşmış yumurta burada tam metafaz 2 evresindeyken karşı tarafa geçiyordu. Kirpiksi uni tarafından tutuluyordu. Ve kirpiksi unilerde tek taraflı bir dalgalanma hareketi vardır. Bunu tutacak ve bunu burada yaklaşık olarak 3 ile 5 gün kadar burada bekletecek. Amaç ne? Ve eğer burada bekletirken eğer spermin bir tanesi gelir bununla döllenme meydana getirebilmesi için. Yani şunu bileceğiz. Döllenme dediğimiz olay fallop tüpü içerisinde gerçekleşir. Banko test sorusu abicim, tamam mı? Ve eğer ki burada spermle karşılaşırsa hemen direkt olarak mayoz bölünmesinin tamamını gerçekleştiriyor. Yani metafaz 2 de buraya geçmişti. Spermle karşılaşırsa hemen anafazını, telofazını ve normal bir sperm, yani normal bir yumurta, tam döllenmeyi sağlayacak olan bir yumurtayı meydana getirmiş olacak. Yumurtalıkla rahim arasında bulunan bir kanaldır. Yumurta kanalının yumurtalığa bakan ucu kirpikli huni şeklindedir. Evet, biliyoruz, kirpikli huni şeklinde. Kirpiksi uzantılar yumurtalıktan atılan yumurtanın yumurta kanalına alınmasını sağlar. Yani buradan sağlıyor. Soru neydi abicim? LH hormonu kim sağlıyordu? Yani bu yumurtanın fallop tüpüne geçmesini sağlayan hormon LH, Bonko test sorusudur. Luteinleştirici hormon yaklaşık olarak 14. günde salgılanıyor. Nereden salgılanacak? Hipofizin ön lobundan salgılanacaktır. LH hormonu diyoruz. Bir kere de şu videomuzu bir izleyelim. Bakın bir kere de şu videomuzu bir izleyelim. Geri gelelim. Evet, bak salındı. Fallop tüpünde bekliyor. Spermler girdi. Sperm yukarıya doğru geliyor. Bak 3-5 gün bekledi buradan. Sperm geldi. Hop, döllenme olayı gerçekleşti. Bu hemen metafaz 2'den direkt olarak normal şeye dönüştü. Döllenme oldu. Döllenme olduktan sonra rahimin 3 duvarına gelecek ve buradan bekleyecek. Olay bu kadar basittir. Bir daha spermler girdi. Fallop tüpünde döllenme olur dedik. Şurası kirpik suni, bakın. Döllenme olayı gerçekleşti. Döllenme olayı gerçekleştikten sonra döllenen yumurta direkt olarak rahimin içerisine gelecek. Endometrium içerisine gömülecek abicim. Endometrium içerisine gömülecek ve o esnada zaten endometrium kalınlaşacak. Kılcal kan damarı falan zenginleşmeye başlayacak. Yumurtanın rahime taşınması yumurta kanalındaki sillerin tek yönlü dalgalanma hareketi yapmasıyla. Şunlar tek yönlü dalgalanma hareketi yapacak ve yumurtayı içeriye doğru alacak. Döllenme olayı yumurtalıklarda gerçekleşir. Eyvallah, biliyoruz. Döllenmiş yumurta ilk mitoz bölünmeleri yumurta kanalında geçiriyor. Döllenmeden sonra 3-5 gün içerisinde rahime ulaşıyor. Yani şuradan döllenme olduktan sonra 3-5 gün içerisinde rahimin içerisine girer. Burada şu endometrium duvarı kalınlaşır. İyice onun içerisine gömülür abicim. O anda buralarda kılcal kan damarları gelişecektir ki plasenta oluşumu sağlansın. Geldik döl yatağı. Döl yatağına bakıyoruz. Embriyonun doğuma kadar büyüyüp geliştiği organ, eyvallah, şu organdan bahsediyoruz. Karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinin arkasında kalın duvarlı ve kaslı bir yapı. Çok önemli değildir. Yani böyle bir soru gelmez, nedir diye. Bakalım şurada neyi almışız? Evet, geldi buraya. Evet, normal şeyi almışız. Döllenme olayı gerçekleşmezse, eyvallah, tamam, bunu almışız. Döllenme olayı gerçekleşmezse, bak gördün mü, döllenme olayı gerçekleşmedi. Sperm gelmedi. Yumurta içeriye geldi. Bak endometrium duvarıyla birlikte, gördün mü, hop dışarı atılıyor. İşte regdi dediğimiz dönem bu dönemdir abicim. Bir kere daha izleyelim. Döllenme olayı gerçekleşmedi. Yumurta geldi. Yumurta kanalında bekledi belirli bir süre. Sonra sperm gelmedi. Sonra içeriye doğru geldi, rahimin içine doğru. Bak endometrium duvarını göreceksin şimdi aşağı doğru, gördün mü, aşağıya doğru geliyor. Bir kısım endometrium duvarı, kılcal kan damarı ve yumurtayla birlikte dışarıya atılıyor. Yaklaşık olarak 1-5 gün kadar sürüyor. Bu döneme regl dönemi, yani menstrual dönem dediğimiz dönemdir arkadaşlar. Birazdan da zaten onun detayını anlatacağız.
Döl yatağının iç kısmı mukus salgılayan bol miktarda kan damarı taşıyan endometrium denilen tabaka ile. Endometrium neydi? Dış duvarına verilen isim. Endometrium lan eğer döllenirse yumurta buraya gelirse buradan salgılanan östrojen vardı ya, östrojen ve korpus luteumdan salgılanan progesteron. Bunlar bu ikisi lan döllenme olur mu olur ne olur ne olmaz diye endometriumu kalınlaştırır abicim, tamam mı? Endometrium kalınlaşır, iyice döllenme gerçekleşirse zaten bu kalınlaşmış endometriumun içerisine gömülür. Döllenme gerçekleşmezse de yumurta endometriumun duvarı ile birlikte dışarı atılacak. Adet döngüsünde mitoz bölünmeyle endometrium kalınlığı artar. Böylece embriyonun gelişimi için uygun bir ortam hazırlanmış olur. Olayı anladık. Embriyo gelişiminin ilk 2-4 haftasında doğrudan endometriumdan beslenir. Al sana çok kalite bir soru abicim. Bir daha söylüyoruz. Embriyo ilk döllenme olayı meydana geldi. Mitoz bölünmelere başladı. İçeriye geldi. Endometriuma gömüldü. İlk 2 ile 4 hafta boyunca bunun besleneceği yer endometriyumdur abicim. Daha sonra ne olacak? Plasenta gelişecek. Daha sonra plasenta gelişecek. Embriyo besin ve oksijen ihtiyacını plasentadan karşılamaya başlayacak. Olay da bu kadar basittir. Yani ilk başta endometriyum, sonra plasentadan başlayacak. Geldik vajina ve serviks. Vajina döllenmemiş yumurtanın atılmasını sağlıyor. Ya dışarıya atılan kapı. Spermlerin dişi vücuduna bırakılması ve doğumun gerçekleşmesini sağlayan organdan bahsediyoruz. Dişi üreme sisteminin dışı açılan kısmıdır. Vajinayı döl yatağına bağlayan, bak vajinayı döl yatağına bağlayan kısma serviks denir. Yani döl ağzı serviks denir. Vajinanın üretra idrar kanalı ile bağlantısı yoktur arkadaşlar. Banko test sorusudur, tamam mı? Vajinanın üretra ile yani idrar kesesiyle idrar kanalıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Geldik şimdi dişilerde menstrual döngü yani adet döngüsünden bahsedeceğiz. Yaklaşık olarak 28 gün süren bir döngüden bahsedeceğiz abicim, tamam mı? Dişide yumurta hücresinin oluşması ve yumurtalık ile döl yatağında meydana gelen değişiklikler döngüsel olup belirli periyotlarda gerçekleşir. Evet biliyoruz 28 günde bir gerçekleşiyor. Kişiden kişiye tabii bu tam 28 gün diyemeyiz. Bazısında 30-35 gün hormonuna göre, o stresine göre, aldığı ilaçlara göre bu döngü dönüşebiliyor abiciğim. Tamam mı? Değişebiliyor. Sıcak ülkelerde yaşayanlarda genellikle 13-14 yaş, soğuk ülkelerde yaşayanlarda 15-17 yaş arasında başlar ve 45-55 yaşına kadar devam ediyor. Zaten bitişine menopoz deniyor abicim, bak bitişine, menstrual döngünün bitişine menopoz deniyor. Menstrual döngü hormonların etkisiyle kontrol edilir. Banko test sorusu tabii tek başına olmayacak. Hormonların etkisiyle kontrol edilecek. Yani önce yumurta oluşacak. Oluşan yumurta fallop tüpüne gelecek. Fallop tüpünde döllenme olmazsa içeri gelecek. Eğer içeride daha sonra endometrium duvarı ile birlikte dışarı atılacak. İşte bu 28 gün süren bu döngüye menstrual döngü deniyor. Yumurtanın oluşmasından dışarı atılmasına kadar geçen süre. 4 aşamada gerçekleşecek. Birazdan onları anlatacağız. Şimdi geldik, bunları da söyleyelim. Etkili hormonlar nelermiş? Bak bu etkili hormonlar zaten biliyoruz. Bir tanesi FSH'tı. İkincisi LH'tı. Üçüncüsü LTH'tı, yani prolaktin luteinleştirici hormon. Zaten FSH ile LH hormonunu biliyorduk. FSH hormonu neydi abicim? Şöyle bir daha hatırlayalım. FSH hormonu geliyordu, yumurtalıkları uyarıyordu. Yani şu bölgeyi uyarıyordu. Yumurtanın olgunlaşmasını sağlıyordu. Şurası uterus. Şurası serviks, şurası vajina. Şimdi direkt yumurtanın olgunlaşmasını sağlıyordu. 14. günde LH hormonu salgılanıp ovülasyonu sağlıyordu. Yani şu yumurtanın buraya geçmesini sağlıyordu. Bak gördün mü abicim? Hop gördün mü? İki tanesini gördün. Artı kim var? Prolaktin var. Prolaktin annelik içgüdüsünü sağlayan hormondur. İleride göreceksiniz. Ön lobundan salgılanır. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Yumurtalıktan salgılanan hormonlara bakalım. Neydi abicim yumurtalıklardan? FSH önce ne yapıyordu? Geliyordu. Yumurtalığı uyardığı anda yumurtalıklardan östrojen hormonu salgılanıyordu. Östrojen hormonu bunu geliştiriyordu. Profaz 1'den metafaz 2'ye geldiği anda bu sefer 14. gün LH salgılanıyor. LH bunu koparıp buradaki yumurtanın şu zarı parçalayıp kirpik suni tarafından tutulmasını sağladığı anda şuradaki zar, parçalanan zar geriye doğru çekilip içerisinde yağ damlacığı biriktiriyordu. Bunun adına sarı cisim yani korpus
luteum deniyordu. Bu korpus luteumdan salgılanan hormon da progesterondu. Progesteron, yani bakarsak abicim, östrojen, progesteron. Erkeklerde de testosteron vardır abicim. Onu da zaten anlatacağız. Östrojen ve progesteron hormonları FSH ve LH hem erkek hem dişi üreme sisteminde etkili olan hipofiz hormonlarıdır. Yani menstrual döngüde bak gördün mü 3 tane hormon burada, 2 tane de hormon burada. Zaten bunları iyice biliyoruz arkadaşlar. Çok anlattık. Bir önceki videoda da dinleyenler varsa zaten direkt olarak ne dediğimi anlamışlardır. FSH, ovaryumda folikül gelişmesinin olgunlaşmasını, evet, oogenezi başlatıyor. Yumurtanın olgunlaşmasını sağlıyor. Folikülden östrojen salgılanmasını uyarıyor. Anlattığımız şeyler. Östrojen hormonunun etkileri var ama östrojen hormonu. Östrojen hormonu bir kere uterus duvarının kalınlaşmasını sağlıyor muydu? Kılcal kan damarı boyunca zenginleşmesini sağlıyor muydu? Doku sıvısını arttıracak, kayganlaştıracak ki o yumurta, döllenen yumurta gelecek içeriye doğru yapışacak. Uterus iç çeperin gelişmesini sağlıyor. Bak aynı zamanda eşeysel ikinci karakterlerin oluşmasını sağlar östrojen hormonu arkadaşlar. Östrojen hormonu dişilerde ergenlik döneminde ikincil karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar, tamam mı? Ses incelmesi, ses gelişimi, üreme organlarının gelişmesi gibi yapıları yapacaktır. Aynı zamanda dişiye özgü vücut yapısını kazanması gibi ikincil eşeysel, bak sorularda böyle gelir. İkincil eşeysel özellikler diye gelir, tamam mı? Yani ergenlik dönemindeki sonraki dönemi anlatıyoruz arkadaşlar. İşte ses, erkeklerde ses kalınlaşması, vücut kıllaşması, tamam mı, gibi olaylar. Dişilerde de aynı şekildedir abicim. Yani ikincil karakterlerin oluşmasını sağlayan östrojen, pardon, östrojen ve testosteron gibi hormonlardır diyoruz. Progesteron hormonu, progesteron embriyonun tutunması için döl yatağının hazırlanmasını sağlar. Tamam. Endometriyumun gelişmesini sağlar. Eyvallah. Fallop tüpü hücrelerinde besin depo edilmesini sağlar. Tamamdır. Bak, progesteron dediğimiz hormon yumurtanın şu endometriyumun iç duvarına iyice gömülmesini sağlıyor. Eğer progesteron miktarı az salgılanırsa bu düşüğe neden olur abicim. Buraya tutunamayacaktır ve düşme tehlikesi vardır. Yani düşük gerçekleşebilir, bileceğiz. Döllenme olmazsa korpus luteum bozuluyor. Progesteronun kandaki seviyesi hızla azalıyor. Bunun sonucunda da uterus iç çeperi parçalanıyor ve döllenmemiş yumurta bir miktar kan ile birlikte dışarı atılıyor. Yani regli dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bir daha söylüyorum. Korpus luteum bozuluyor. Döllenme olmazsa progesteronun kandaki seviyesinde hızla azalıyor. Bunun sonunda uterus iç çeperi inceliyor. Burası ne oluyor? Buradaki parça, endometriyum duvarı, dışındaki yapı, artı şu yumurta hop dışarıya doğru atılıyor. İşte regl dediğimiz dönem burada gerçekleşiyor abiciğim. Olay bu kadar. Bakalım luteinleştirici hormon, biliyoruz. Ovülasyonun gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda parçalanmış olan folikül zarının geriye doğru çekilip korpus luteum oluşturmasını sağlıyor. Korpus luteumdan çok progesteron, az miktarda östrojen salgılanmasını uyarır. Bir daha söylüyoruz. Yani meydana gelen korpus luteumdan bol miktarda progesteron salgılanır. Östrojen salgılanımı baskılanır abicim, azaltılır, tamam mı? Bol miktarda progesteron salgılanıyor. Progesteron pik yaptırılır. Östrojenin salgılanması da ne yapıyor? Durduruluyor. Azaltılıyor. Durdurulmuyor da azaltılıyor. Olay bu kadar. LTH, luteinleştirici hormon, prolaktin, yani süt salgılanmasını yapar ve annelik içgüdüsü. Soru gelirse böyle gelir. Bak, LTH hormonu ne yaparmış? Süt salgılanmasını arttırır. Aynı zamanda annelik içgüdüsünün de gelişmesinde etkili. Memeliler hariç diğer canlılarda duygusunun gelişmesinde etkilidir. Memeliler hariç diğer canlılarda tabii annelik duygusunun gelişmesinde etkilidir. Luteinleştirici hormon. Tamam mı abicim? Devam ediyoruz. Geldik menstrüel döngüye. Arkadaşlar burada kalacağım. Bu menstrüel döngüyü bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü kesemem arkadaşlar, tamam mı? Videoda çok uzun olmasın, sıkılmayın. O yüzden bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen anlat kanalına abone olun arkadaşlar ve sosyal medya hesaplarınızdan bizleri paylaşırsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.